Bu arada bugün doğum günüm. Girl, it's your birthday. Tonight. Birkaç haftadır böyle hayatımda bir sürü önemli şey oluyor. Biliyorsunuz ben şu anda İngiltere'de, Reading'de yaşıyorum. Ve hayatım master'ımı bitirdikten sonra çok fazla değişti. Bunların hepsini anlattığım, hayatımdaki değişiklikleri anlattığım bir video çekmek istedim. Hani biraz daha böyle bir sohbet havasında olacak. Eğer bu tarz videoları seviyorsanız o zaman izlemeye devam edin. Bu arada eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu sayede sürekli bir iletişim halinde kalmış oluruz. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi ve beni sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi, özellikle Snapchat'ten takip etmeyi unutmayın. Çünkü orada sürekli aktifim. O zaman videomuza başlayalım. Bu arada bugün saç ve makyajımı farklı yaptım. Nasıl olmuş sizce? Ben bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti. Kırmızı ruj fazla kullanmıyordum ama böyle artık kırmızı rujun da yakıştığını fark ettim. Yani sadece bir videomda kırmızı rujuydum. Şöyle koyarım. Dedim neden yapmayayım yani? O yüzden ben de kırmızı ruju sürmeye başladım. Wow. Evet. Neden bunu bu kadar anlattıysam. Neyse. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi ben şu anda İngiltere'deyim. Ve master'ımı bitirir bitirmez ertesi gün Reading'e taşındım. Neden taşındığımı daha önceki videolarda anlatmıştım zaten size. Yine de böyle kısaca bir özet geçeyim. Biliyorsunuz ben Galler'deyken, master'ımın bitme dönemindeyken, yani bu yaz böyle sürekli bir yer, bir şeyler yapmak istiyordum. İşte çalışmak için bir yerler arıyordum yani kendi kafamda. Nerelerde ne yapabilirim? Bir Türk olarak nerelerde çalışabilirim? İngiltere'de kalmak istiyordum çünkü. Gerçekten internette biraz araştırdıktan sonra beğendiğim bütün Türk psikologlarına mail atmaya başladım. Ve sonrasında da Doktor Hava Drummond bana geri dönüş yaptı. Ya, asistan psikolog olarak onunla beraber çalışıyorum Londra'daki ofisinde. Haftanın belli günleri Londra'daki ofise gidiyorum. Aynı zamanda ondan süpervizyon alıyorum. Diğer yandan, şimdi bakın, sayın bakın. Birinci yaptığım şey asistan psikolog olmak. İkinci olarak YouTube videoları yapıyorum zaten. En azından haftada bir video çekmeye çalışıyorum. Hatta iki video çekmeye çalışıyorum. Daha böyle sıkıştırıp bir şekilde. Üçüncü olarak kitap yazmaya başladım. Sizin için gerçekten psikolojiyle ilgili böyle bir rehber olsun istedim. Çünkü biliyorum, fark ediyorum ki çok fazla eksik var günümüzde. Yani psikoloji öğrencileri kendilerini geliştirmek için ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. Veya psikolojiye başlamadan önce psikolojiyle ilgili genel bir bilgi, hani böyle psikolojinin alt dallarına tak 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 size sunan bir kaynak veya psikolojinin işte psikologların maaşları gibi böyle bir sürü detay anlatan bir kitap yok. Yani size A'dan Z'ye aslında atıyorum Erasmus'u, staj, gönüllülük, maaşlar, kişisel gelişim, almanız gereken sertifika programları, testler, bunların bütün hepsini anlatacağım bir kitap yazmaya karar verdim. Onu da böyle yavaş yavaş onu da yazmaya başladım. Bu üçüncüsüydü. Üç müydü? Üç. Sonra daha neler var? Dördüncü olarak şu anda biliyorsunuz aynı zamanda online psikolojik danışmanlık veriyorum. O ne demek diye soranlar oldu. Onu böyle bir kısaca bahsetmek istiyorum. Online psikolojik danışmanlık demek, yani ben şu anda İngiltere'de yaşadığım için Türkiye'deki, özellikle Türkiye'deki öğrenciler için, lise ve üniversite öğrencileri veya işte mezunlar için, yeni mezunlar için vermiş olduğum bir danışmanlık. Genelde de kişisel gelişim konuları üzerinde yoğunlaşıyorum. Mesela sosyal fobi konusunda olsun, aynı zamanda genel korkularımız konusunda, başarı, başarısızlık, ben şunu yapabilir miyim, ben bunu yapabilir miyim, yani özgüven eksikliği konusunda veya aynı şekilde bir kadın erkek ilişkileri, işte üniversite kadın erkek ilişkileri konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu konuda online olarak, yani Skype'tan ya da FaceTime üzerinden veya görüntülü olarak danışmanlık veriyorum.
Yani ben her ne kadar Türkiye'ye gelmesem de en azından bu şekilde yardımcı olabileceğimi düşündüm. O yüzden böyle bir servis de veriyorum. Bu dördüncüydü sanırım. Evet, bu dördüncüydü. Diğer yandan care assistant olarak çalışıyorum bir şirkette. Bunda da yaşlarla beraber genellikle kronik hastalıkları olan felç, diyabet gibi yatalak hastalarla çalışıyorum. Onlara bir şekilde bir destek veriyorum. Sabah 6'da kalkıyorum ve genelde sabahları 6'da kalkıp mesela 2'de bitiriyorum öğlen 2'de. Ya da akşamleyin şöyle bir 4.30 gibi falan başlayıp saat... Patates oldu sanırım. Patates koymuşum da fırına arkadaşlar. Size de alayım. Allah. Hadi çek edelim, patateslerimiz oldu mu? Ne kadar random değil mi? Ah! Yandım! Oh! Kameram da kötü oldu. Ne kadar? Evet. Patatesler oluyor. Neyse. Çok maharetli bir aşçıyım da tatlım. Patatesler daha olacak. Evet, ne diyordum işte, yani çok ciddi, ona da bayağı zaman harcıyorum. Aslında haftanın şöyle bir herhalde 3-4 günü orada çalışıyorum. Diğer günleri ise asistan psikolog olarak çalışıyorum. Online danışmanlık veriyorum. Video çekmeye çalışıyorum. Yani bir sürü şeyi. Yani bir sürü şeyi haftamın içerisinde böyle sığdırmaya çalışıyorum. Diğer yandan biliyorsunuz Oxford Üniversitesi'ndeki mindfulness eğitimine gidiyordum. O da daha yeni bitti. Geçen hafta bitti. Şu anda biraz daha bir rahatlayacağım. Çünkü haftanın bir günü aslında oraya akşamları gidiyordum. En azından böyle Oxford'a gidip gelme durumu ortadan kalkmış oldu. Her ne kadar çok özleyeceğim orayı biliyorum. Çok özledim. Vallahi ya. Neyse. Öyle yani. Bunların hepsini size böyle detaylı olarak anlatmak isterim kısacası. Bütün bunlar olurken haftanın böyle 2 günü video çekmek veya bir video çekmek bile benim için zor bir durum aslında. Bu arada bugün doğum günüm. Tamam öyle işte, yani doğum günü dileklerinizi aşağıya yazabilirsiniz mesela falan. Evet. Bu arada eğer bu videonun altına yorum bırakırsanız haftalık olarak seçtiğim birincilerden bir tanesi siz de olabilirsiniz. Neyin birincisi? Neyin birincisi? Bilenler biliyor. Psikolojik danışmanlık veriyorum biliyorsunuz online olarak. Eğer siz de ücretsiz psikolojik danışmanlık kazanmak istiyorsanız ama sadece bir seans 50 dakika, yorum bırakırsanız aranızdan birisini seçeceğim. Her hafta olduğu gibi her hafta sadece bir kişiyi seçiyorum. Öyle. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bana böyle içinizden gelirse böyle tatlı tatlı snapler de atabilirsiniz. Çünkü siz böyle tatlı snapler atınca ben çok çok mutlu olurum gerçekten. Ay böyle duygulanıyorum, ediyorum, böyle ne güzel beni yakın görmüşsünüz de paylaşmışsınız gibisinden. Öyle, şimdi sizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere.